İslam'ın özünde ben bu hakikatler üzerine bu yolu bitirmek istiyorum diyen adam bu sırrı atlarsa ne yazık ki tutunamaz. Nerede olursan ol. Hatta nerede ol biliyor musun abi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde ol yine olmaz. Selamünaleyküm. Var mı böyle sıkıntı, rahatsızlık çeken var mı? Yedik mi biraz? Mehmet abi sağ olsun. Şöyle en erkenimiz kaç? Ne kadardır geliyoruz? En erken. En erken. Yeni mi geldi? Bir ay oldu değil mi? İbrahim abi. Şöyle bir şey var. Bu konu, bu sohbet birazcık gönlümüzü açarsak bize daha fazla etki edebilecek bir sohbet. Bir ay gel, bir sene gel, 10 senedir bu işin içinde ol. İşin kilit noktası bu hakikatler üzerine bu davada, bu yolda bitirmek. Yani iman diyoruz hep son anın işi. Yani girdik, başladık, eyvallah. Bir kilit nokta var. Eğer bunu alemimizde atlarsak bu iş devamlı olmayacak abi. Bu kilit noktayı atlarsak burada bu işi beraber veya başka bir yerde de olabilir. Yani sadece bir cemaat özgü bir şey değil bu. İslam'ın özünde olan bir şeyden konuşuyoruz Ömer abi. İslam'ın özünde ben bu hakikatler üzerine bu yolu bitirmek istiyorum diyen adam bu sırrı atlarsa ne yazık ki tutunamaz. Nerede olursan ol. Hatta nerede ol biliyor musun abi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde ol yine olmaz. Bugün biz o kilit noktayı konuşacağız. Çünkü gün buna çok uygun. Çok müsait. Şimdi birazdan kuracağım cümlelere aleminiz nasıl reaksiyon verir bilmiyorum. Ama bu reaksiyonu ne kadar minimize edersek inşallah dava üzerine ölme ihtimalimiz o kadar yüksek. Bak geliyor Muhammed abi. Yemek yiyorum. Yemeğe ihtiyacım olduğunu kabul ediyorum. İhtiyacım var. Su içiyorum. Hararetim çünkü arttığı zaman, susuzluğum arttığı zaman su içiyorum ve suya ihtiyacım var. Sıkıntı var mı? Yok. Hava soğusa bir kaban, bir ısınmak ihtiyacım var mı? Var. Bu ihtiyaçlarını aleminde, dünyanda çoğaltabilirsin. Abi bizim şu an en fazla birbirimize ihtiyacımız var. Aleminiz, nefsiniz nasıl reaksiyon veriyorsa işin nihayetinde bu dava üzerine, hakikat üzerine işi bitirme potansiyeliniz, potanız emin olun bununla ölçülecek. Hayatsız, ne yaptığını bilmeyen bir yemeğe ve suya ve barınmaya ihtiyacım var diyebilen alemim eğer bugün benim kardeşlerime ihtiyacım var diyemezse ki canlı kanlı bir şey abi. Abi şöyle bir düşünsene yani. Sen hayatsız, cansız, tuzsuz bir şeye böyle ne yaptığını bilmeyen bir şeye ihtiyacın olduğunu kabul edebiliyorsun Usame. Bak alemini iyi yokla. Bunu kabul edebiliyorum ya. Her gün ben, abi olur mu ya yemezsem olmaz diyebiliyorum. Ama bak alemim yok ya. Benim Mehmet abi sana ihtiyacım var. Benim Celal abi sana ihtiyacım var. Hasan ihtiyacım var kardeş. Bu iş olmaz. Olmaz abi olmaz. Delilin nedir? Delilim Resulullah'tır aleyhisselam. Hadi bir ya davaya girişelim. Hadi gelin bir şeyler yapalım. Hadi gelin. Şu dünyadan kendimizi çekmeye çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı biliyor musun? İlk yaptığı iş bir meclis kurmaya çalıştı. Ve bu meclisin içinde köklü kaliteli adamlar yetiştirmeye çalıştı. Hatta Ebu Zer el-Gıfari geldi. Ya Resulallah dedi ben tebliğ yapacağım. Yani gidip anlatacağım. Müşriklerle alay etti. Kabe'nin önünde dayak yedi. Bir daha geldi. Dedi ki demedim mi sana Ebu Zer gitme. Gitme şu an bir olma zamanı, adam toplama zamanı, yetişme yetiştirme zamanı. Birbirimiz için her şeyimizi feda etmeyi öğrenme zamanı. Şu an bu zamandayız. Önce biz, önce içeriye. Önce kendi aramızda bir mutlak birlikteliği sağlamak zorundayız. Önce bunu yapacağız dedi yani. Ebu Zer bir daha gitti, bir daha dayak yedi geldi. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ebu Zer sen git artık. Çünkü zaman İslam'a adam yetiştirme zamanı. O yüzden sonra elini açtı dedi ki Ya Rab iki Ömer'den bir tanesini Müslüman et. Çünkü İslam'a kuvvet lazım. Ya Resulallah senin de birilerine ihtiyacın var mı bu yolda yürümek için? Bak alemin anlayabiliyor musun ne demek istediğimi Usame? Ya Resulallah senin de bu yolda yürümek için birilerine ihtiyacın var mı? Sakın muhtaçlıkla karıştırmayın. Benim yemeğe ihtiyacım var mı? İçmeye ihtiyacım var mı? Havaya ihtiyacım var mı şu an? Var. Ama muhtaçlığım kime? Özünde Cenab-ı Hakk'a çünkü hepsinin maliki Allah. Benim sana ihtiyacım var mı? Var. Benim sana ihtiyacım var mı? Var. Benim Rıdvan'a ihtiyacım var mı? Var. Benim Nesib'e ihtiyacım var mı? Var. Var mı? Var. Ama muhtaçlığım kime? Özünde hepsini yaratan Cenab-ı Hakk'a. Dolayısıyla medet evet Allah'tan istenir ama Allah'ın bir adetullahıdır. Yemek yemek, su içmek, havayı çekmek zorunda olduğun gibi bir arada olmak zorundasın. Bu sır eğer alemimizde oturmaz ve buraları idrakta zorlanırsanız olacak şey şudur. İnsan hep konuştuğumuz kendi içindeki sürekli ona bir şeyler telkin eden şeytanın nefsi ve hislerinin o cemaatine maalesef ki mağlup düşecek yani. Maalesef ki onları dinlemeye başlayacak artık. En basit şu üzerine giydiğin ceketin dahi, şu kapşonlu bir sivitin dahi, bir paltonun dahi arkasında onlarca yüzlerce insan var.
Onun tezgahı, o koyundan alıyor, öbürü yüne ipliğe çeviriyor, öbürü fabrikaya gönderiyor, öbürü boyuyor, öbürü alıyor, dikiyor, öbürü satıyor, pazarlıyor. Arkasında yüzlerce insan var. Basit bir böyle korunma, ısınma ihtiyacın için dahi bir ekip gerekiyorken, abi ruhunu dokumak ve bu hakikatleri ruhuna işletmek için, ruhunu manevi gıdalarla ısıtmak, barındırmak, muhafaza etmek için bir ekibe ihtiyacın zaruret derecesindedir. Havaya ihtiyacınız zaruret derecesindedir. Çekmeyin ne olur. Bir kardeşe davada omuz vermek zaruret derecesindedir. Vermeyen bir adamın kuracağı cemaat kendi nefsi, şeytanı ve hisleri olacaktır. Delil ister misiniz? Gelin şu anki manevi gücümüze bakalım. Burada bir aradayız. Nefsimizle olan mücadelemiz, gün içinde kafamızdan geçen düşünceler, tefekkür ettiğimiz şeylere bakalım. Bir de çıkın dışarıya. Tek başınıza gezin. Dolmuşa gel beraber binelim. Bir de tek başına bin. Gel eve git bir kendin kendine nefsine bir al karşıya bir sohbet etmeye çalış. Bir de burada başlayalım. Bakın emin olun arada herkes dirensin. Şurada 3 saat yine sohbet yaparız. Eğer nefsinle mücadeleyi kafaya koymuşsan, bak koymamışsan bu cümleler hiç kimseyi ilgilendirmiyor, onu söyleyeyim. Eğer koymuşsan bir ekibe ihtiyacın zaruret derecesindedir. Delilin Allah Resulü'nün kurduğu sistemdir. Delilin Allah'ın adetullahıdır. Allah'ın adetullahı karın doyurmakta ne? Yemek yemek. Allah'ın adetullahı hararetlendin. Ne yapmak? Su içmek. Allah'ın adetullahı daraldın. Ne? Hava çekmek. Allah'ın bir adetullahıdır. Eğer bu davayı bir imanla sonlandırmak istiyorsan bir ekibe ihtiyacın zorunludur. Resulullah'ın Ebu Bekir'siz olmadığı şu davada sen seni Allah'a götürecek dostlar olmadan yapamayacaksın. İşte biz o zorunluluğu, o fıtri ihtiyacımızı hissetmeye tesanüt diyoruz. Bir sivit bile ekipsiz olmuyordu. Bir tişört bile. Nasıl olacak bu dava bir ekipsiz olsun? Bak ne diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri? Sakın, çok dikkat ediniz. İçinize bir mübayenet düşmesin. Yani içinize bir zıtlık girmesin. Konuşmanın başını hatırla. Bunu aleminde nasıl bir reaksiyon vereceksin? Muhtemelen işin devamlılığı buna bağlı olacak. Sakın, çok dikkat ediniz. İçinize bir mübayenet düşmesin. İnsan hatadan hali olamaz. Fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit. Bu işin bir de haklı olma boyutu var. Haksızken dalaşmayı bırak. Bir de haklısın, doğru. Doğru söylüyorsun ama diyorsun ki ya ben haklıyım. Ömer abinin üzerine gitmek istiyorsun. Ömer abi üzerime gelmek istiyor. Üstad diyor ki haklı da olsan tenkide sevk ettiği vakit deyiniz ki biz değil böyle cüz'i hukukumuzu, bak bana zarar verdin, yanlış yaptın, ben sana yanlış yaptım, aramızda bir zıtlık düşmeye başladı. Değil bu cüz'i o hakkımı, hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. Mükellef, bu artık benim üzerime bir vazife. Birliğimize, beraberliğimize feda etmeye mükellefiz. Neden mükellefsin ya? Niye böyle bir şey yapayım ki? Çünkü herkesin içinde nefis bu reaksiyonu vermek zorunda. Verecek. Hepimiz nefis taşıyoruz. Ben niye dünyevi saadetimi vereyim? Niye rahatımı vereyim? Niye haysiyetimi vereyim? Kardeşim için. Kardeş deyince dolmuyor lan kardeş gibi. Bu adam için niye vereyim? Bak ne diyor Bediüzzaman. O bize kazandırdığı netice itibariyle. Burası çok önemli. O bize kazandırdığı netice itibariyle. O bize kazandırdığı netice itibariyle. Dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir. Şimdi burası benim zaten bitiş noktam. Abi burası, bu hakikatler size. Eğer dünyada arayıp bulduğunuz şeylerden daha aşağısını veriyorsa ömrünüzü bu dava üzerine geçirmeyin. Ömrünüzü bu hakikatleri almak için bir mücadeleyle geçirmeyin. Burası bana ne kazandırıyor? Önce burayı net oturtmak lazım. Çünkü bir şeylerden feda etmek zorunda kalacağız. Bir örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den, daha doğrusu Mekke'den Yesrib'e göç edecek. Hicret edecek. Oralar Medine olacak. Ama gitmeden önce bir anlaşma yapıyor sahabeyle. Oradan 100 küsür sahabe geliyor, diyor ki ya Resulallah Medine'ye gel, Yesrib'e gel, biz sana bakarız diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çocuklarınıza sahip çıktığınız gibi bana ve kardeşlerime sahip çıkacak mısınız? Hanımlarınıza sahip çıktığınız gibi bana ve kardeşlerime sahip çıkacak mısınız? Mallarınıza, mülklerinize değer verdiğinizden daha fazla bana ve kardeşlerime değer verecek misiniz? İstiyor Efendimiz. Bu şekilde, bu potansiyelde bir olacaksak geleyim, olmayacaksak gereği yok çünkü iş olmaz. Ebu Zer git. Şu an bir olma zamanı. Ömer'in gelme zamanı. Ali'lerin gelme zamanı. Osmanlıların yetişme zamanı. Şu an güçlü kuvvetli olma zamanımız. Birbirimize bütün Mekke'nin müşrikleri gelse. Hayır.
ben bu davadan dönmem diyecek kadar bağlanma zamanımız. Şu an dışarıya biz bunu yayamayız. Önce bir olmamız lazım. Bedir'de bu birliğin bir neticesi, Allah Resulü açtı elini Cenab-ı Hakk'a. Dedi ki bu orduyu hezimete uğratırsan yeryüzüne sana ibadet edecek kimse kalmaz. Öyle bir dua etti ki diyor, ben öyle dua ettiğini görmedim Allah Resulü'nün. Ellerini kaldırdı, hırkası yere düştü diyor sahabi. Hazreti Ebu Bekir geldi, dedi ki ya Resulallah, tamam zaten helak olacaklar artık, şu duaya bak. Nasıl dua ettin sen? Allah bu duayı çevirir mi? Sahabeden Miktat İbni Amr olabilir. Geldi ve dedi ki yeter artık ya Resulallah. Bizi sal, sal bizi gidelim şunların üzerine, çökelim tepelerine. Üzerlerine çökelim dedikleri ordu, 1000 kişi kendileri 313 kişiler. Üzerlerine çökelim dedikleri ordu, 1000 kişi kendileri 313 kişiler. Yani sal beni 3 adamın arasına dalayım. Eğer bizden biri yenik düşerse 6 adamın arasına dalayım. Biri daha yenik düşerse 9-10 kişinin arasına dalayım. Artık sal bizi ya. Artık ben feda olmak istiyorum, gitmek istiyorum. Ben vallahi bugün bu meydanda ölmek istiyorum. Diyecek kadar o gücü, o birliği ve beraberliği yarı yolda bırakmamayı oturtmadan dava olmaz. İşte Akabe'de yapılan biat da buydu. Medine'ye geleceksem öncelikle bir söz vereceksiniz. Böyle sahip çıkacak mısınız? Haysiyetinizi, şerefinizi, malınızı, her şeyinizi, dünyanızı feda edecekseniz geleyin. Etmeyecekseniz bu yol yürünmez. Sahabe söz verdi, Akabe biatı dendi ona ve ondan sonra göç ettiler. Bana ne kazandırıyor bu dava? Önce burayı tartın. Bu seviyede bir birlik ve beraberliği yapmak zorunda mısın? Eğer ihtiyaç, zaruret derecesinde hissediyorsan zaten bunu sana kimsenin demesine gerek yok. Ama böyle bir şey zorunda mıyım ya ben? Ben kendi nefsimi yokluyorum. Ya niye vereyim abi rahatımı? Niye vereyim lezzetimi? Niye vereyim? Çünkü bunlardan daha fazlasını veren var. Çünkü bu dava benden istediği meşakkat ve fedakarlığa mukabil, dünyada feda ettiğim her şeyi istediğim kıvamda artarak sonsuza kadar verebilir. Eğer rahat istiyorsan, lezzet istiyorsan, keyif istiyorsan, haz istiyorsan, makam istiyorsan, para istiyorsan, rahat uyku, tembellik istiyorsan feda et. Feda et ki beka bulsun. Allah yolunda feda etmekten başka bir çare de aklınıza geliyorsa onu mütalaa edelim. O yol üzerine gidelim. Yoksa birbirimizi kandırmanın da alemi yok yani burada. Böyle yapacağız, şöyle yapacağız demekle olmaz bu iş. Yani bana ne veriyor? Niye böyle bir şey yapayım? Dediğin zaman karşılığını alman lazım. Şu en sıkıntılı anlarda senin çıkacağın noktayı söyleyeyim ben sana. Çok fazla okumak değil. Çok yorulduğun zamanlarda çok fazla Kur'an ve cevşenle haşır neşir olmak emin olun çözmüyor. Ne çözüyor biliyor musun? Şöyle omzuna giren bir kardeş ama hak yolunda olmak şartıyla. Omzuna giren bir kardeş diyor ki tamam usta diyor ya. Benim aradığım bu. Kalbime mukabil bir kalp. Abi zorundayız. Eğer bak ama şu, eğer ben bu dünyadan yoruldum ve bir şeylerin beka bulmasını, çocuklarımın beka bulmasını, lezzetlerimin beka bulmasını, hanımımla birlikteliğimin sonsuz olmasını, aldığım uykudan tut, arabadan o konforun lezzetine kadar her şeyin bitmemesini, sevdiklerimi toprağın altına gömüp öyle bırakıp gitmemeyi istiyorsam, sonsuzu istiyorsam Allah'ın yolunda mücadeleden başka bir çare ben göremedim. Sonsuzun anahtarları Allah'tan başka bir zatın elinde mi ki? Onun için mücadele edelim. O zaman niye bunu yapmak zorundayım? Çünkü sonsuzumu kazandıracak başka bir yol göremiyorum ben Bekir abi. Niye her şeyimi vermek zorundayım? Haysiyetimi, şerefimi? Ya sahabe niye vermiş? Gittiler Medine'ye. Evine misafir oldu. Aha dedi bu evi ikiye böldüm. Burası senin, burası benim. Bir. Bu tarla benim. Aha onu da ikiye böldüm. Şurası senin, burası benim. Şu pencereyi aç. Şurada gördüğün 2 hanım var ya, ikisi de benim eşim. İstediğini sen seç. Ben boşayayım sen al. Caiz mi? Caiz. Sahabe ne yaptı? Yok dedi sen bana pazarın yerini göster. O da kabul etmedi ama sundu mu? Her şeyini verdi mi? Niye versin ya? Bana söyleyin. Bana daha büyük bir şey olmamak kaydıyla vermenin bir mantığı var mı? Demek ki onu görmüş. Daha büyük bir şey vermesi lazım ki bu dava bana vereyim. Yoksa canımı niye vereyim ben ya? Candan daha tatlı bir şey var mı? Sıksam şurada birinizin dişi ağrısa sohbet dinleyemez insan. Adamın kafası bak insan böyle bir üzülüyor değil mi ya? Bir yara alsan. Abi bu dava bana daha büyük bir şeyi veriyorsa ben bu yolda her şeyimi feda ederim. Vermiyorsa ne gereği var abi? Bediüzzaman'ın bir cümlesi var ya, vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Ahiretin ispatı ayrı bir konu. Ama birazcık dursun yani çok basit değil mi? Ya şu bak bahar haşrını yapan değil mi? Şu an bizi bir araya getirip toplayan, vücudumuza soktu az önceki hayatsız tavuğu bizim vücudumuza dirilten ve canlı kanlı insan haline getiren. Birisi için bizi tekrar toplamak, diriltmek, cansızken hayatlandırmak, o tohumu bitkiyle hayatlandırdığı gibi. Tekrar yapmak. Yani bu zat bunu yapabilir. Şimdi soru şu o zaman. Peki bu zat bunu yapabilirken neden o zat için her şeyini feda etmekten geri duruyorsun? Peki bu zat bunu yapabilirken neden o zat için her şeyini feda etmekten geri duruyorsun? Ben biliyorum ki bu hakikatler daha da kuvvetli alırsam daha yakini öğreneceğim. Yemin ederim istediğimi verebilir. Ama yapamıyorum çünkü tesanüt kuvvetimiz zayıf.
Bak kafada oturacak şimdi, iyi yakala. Ney zayıf? Niye yapamıyoruz? Birlikteliğimiz, gücümüz, kuvvetimiz zayıf olduğu için her şeyimizi atılamıyoruz. Nasıl? Bak üstada soruyorlar, niye bir araya gelip böyle cemaat kurmamız lazım? 20. lemada bunun cevabını veriyor üstad. Diyor ki, onlar her yerden üzerimize cemaat olup birlikte olup akın akın geliyorlar mı? Televizyondan geliyorlar mı? Sokaklardan geliyorlar mı? Bacımızı namusumuzu kirleterek bizlere de o kiri bulaştırıyorlar mı? İnternet diyorsun, oradan geliyor. Yuvana kadar her yerine sirayet ediyorlar mı? Güç kuvvet Kur'an'la aleyhinde bir propagandayla dünyada bu sefahati, dünya peresi çok güzel yaymışlar mı? Markalar, filmler, şarkılar müthiş bir şekilde empoze olup kilitlenmiş. Bir vaziyette arkasından gitmiyor musun böyle? Gidiyorsun. Onlar ekipleşmişler abi. Her yerden üzerimize geliyorlar. Ve o kadar zevkli uyuyorsun ki bazen bilsen bile uyanmak istemiyorsun. Onlar ahireti bildiği halde seve seve dünyayı ahirete tercih ederler. Ayette Cenab-ı Hak bunu da söylüyor bize, değil mi? Bak şimdi, madem onlar üzerimize her yerden gelip ekipleşmişler, bizi bu dava ve bu bilinçten uzaklaştıracak her şeyi yapıyorlar, direnmenin tek yolu ekip olmaktır. Madem onlar takım çıkartmış abi, aramızdaki en kabiliyetli bir adam dahi bir takıma karşı galip olamaz. Ronaldo bile olsan şuradan bir 11 kişi çıkaralım yeneriz. Ortada oynatırız değil mi? O zaman sen ne kadar alim de olsan, hocanın çocuğu da olsan, baban hacı da olsa, hatta bir şey söyleyeyim mi? Müslümanlarla ittifak kurmasan ama baban bir peygamber bile olsa bu iş olmuyor. Birbirinde erimek, kardeşlerime feda olsun. Sonsuzumu kazandıran yoldaşıma feda olsun. Bir canım varsa yeri geldi mi de onu da vermek, boynuma bir borç olsun. Bir canım varsa yeri geldi mi de onu da vermek, boynuma bir borç olsun. Çünkü bu kazandırdığı netice bütün dünyanın bana vaat ettiğinden daha fazladır. Onlar madem her yerden bizi saptırmak ve fikirlerimizi değiştirmek ve dünyamızı, hislerimizi kabartarak dünyamızı böyle daha da çekilmez hale getirmek için ama zevkle çalışıyorlar. O halde bizim de çalışmamız gerekiyor. Ama görüyorum ki, lütfen buraya kilitlenin, görüyorum ki tek başıma çalışmak yetmiyor. Yapamıyorum. Bakın zorlanıyorum demiyorum, yapamıyorum. Ben yapamam. Bazen medresenin içinde de nefsim beni çok zorladığı zaman diyorum ki, ulan diyorum Ahmet, medresenin içindesin. Şu hakikat dairesine, bir de dışarıda olsan ne yapacaksın sen diyorum. Ayak benim o zaman ya. Tabii ki, ama şurada hak vermiyorum. Madem böyle ve bu kadar çekiyor ve cazip, o zaman daha fazla yapışmak, daha fazla sarılmak, daha fazla arttırmak lazım. Bunun başka bir çözümü yok. Birlik olmaktan daha kuvvetli bir silah yok. Bu Allah'ın adetullahı. Yani Allah'ın devamlı işi terakki ettirmek için yaptığı bir düzen. Tohumu halının üzerine aksan filizlenir mi? Betona koysan filizlenir mi? Şu odunun üzerine koysan filizlenir mi? Ya tohum filizlenmek için toprağa mı muhtaç? Toprağa muhtaç. Daha doğrusu şöyle, toprağa ihtiyacı var. Ama Allah'a özünde Allah. Allah diyor ki, bunu toprağa ekersen ben filizlendiririm. Toprağa ihtiyacı var. Ama muhtaçlığı özünde ne toprak bunu yapabilir ne tohum. İkisinin de Allah'a. Sanki sen, ben kendi nefsimde böyle bazen tartıyorum bunu. Yani sanki buralar 50 kişi, 100 kişi olunca, öyle o kalabalık olunca senin için bir şeyler çok değişiyormuş gibi. Yani tabii ki değişir. Yani birbirine omuz vermiş 100 adam ne demek ya? Ben bugün ayağım kayacağım desem birini açsam birini aşamam. Ben istemiyorum ya diyorum, Ömer abi çıkıyor. Ya git Ömer abi diyorum, Mehmet abi çıkıyor. Ya Mehmet abi git diyorum, Ömer abi çıkıyor. Lan 100 tane adam olduğunu düşün. Mecbur canımızı verecek yani, başka çare kalmıyor yani bu dava üzerinde. Verirsen ne kazanıyorsun? Dünyada bulamadığın her şeyi. Öyle 100 kişiden bahsetmiyorum. Çok olan 100 kişiden bahsediyorum. Yani şuraya bir polis arabası gelse dağılacak 100 kişi. Aramızda bir kusur görse gidecek o 100 kişiden bahsediyorum ben. Hiçbir gereği yok. İşte ben öyle düşünüyorsanız sakın. Madem onlar her yerden üzerimize geliyor, bizim de onlara karşı mukavemet, dayanma göstermemizin tek çaresi ekip kurmak. Eğer kurmam diyorsanız, kurmak istemeyen adamları ne olur gözlemleyin. Ben bu tohumu betonla toprağa ekmem diyen adamın tohumunu bir izleyin ne olur. Ben betona ekerim kardeş. Bir izleyin. Tohum toprakta erimesin, yok olmasın, onda çürümesin, feda olmasın. Bir eksin betona. Bir izleyin Allah aşkına. Onun tohumu filiz verecek mi? Ne olur izleyin. Ben kardeşimde erimem, çürümem, feda olmam diyen adama ne olur bakın. Ne olur izleyin, ne olur lütfen bakın. Bakalım oradan İslam filizlenecek mi? Lütfen bakın. Allah şahidim ki filizlenmeyecek. Bu cümlelerimi de sakın kendi cemaatine adam çekmeye çalışıyor gibi değerlendirmeyin. Ben buradan da ayrılıp gideceğiniz bir cemaat içinde bahsediyorum. Orada erimeden İslam'ın o gücünü, kuvvetini ruhunda hissedemez. Burada da öyle, orada da öyle, Süleyman İlmi Tunan Hazretleri'nde de öyle, Mahmut Efendi Hazretleri'nde de öyle. Her yerde böyle. İslam'ın özünde kardeşin için erimek vardır. İsar, kardeşin uğruna feda olmak, fena olmak var. Ben feda etmek istemiyorum. Yemin ederim burada dünyaya bir sevgi vardır.
Burada gerisini tartmak size kalmış. Erimeyip dünyaya giden enaniyetin ve nefsin size vaadi mi daha büyük? Yoksa eridiğiniz şahsı manevinin ekibin mi size de vaadi daha büyük? Onu da sizin algınıza bırakıyorum.